Bu at bana lazım. Sen hemen karakolların hepsine telgraf çek. Hadi, hadi. Emredersiniz. Çabuk bana bir araba hazırlayın. Çabuk. Koşun be! Yardım! Geç arkaya! Geç arkaya! Bırakın kadını! Ha? Al! Bir daha böyle bir şey yaparsan sonun bu kadın gibi olur. Tamam mı? Yürü. Şu çarşafı al. Giydirin şu kadına çarşafı. Gözlerinizdeki şüpheyi okuyabiliyorum. Tüm bu olanlardan sonra içinizdeki endişeler filizlenmeye başladı. Ama merak etmeyin efendiler, merak etmeyin. Efendi Cemil'in biraz zamana ihtiyacı var ve âli çıkarlarımız için ona güvenmek zorundayız. Planımızın birinci aşamasını gerçekleştirdik. Umalım ikinci aşamada da başarılı olsun. Birader, Mustafa amirim şahidin derhal mahkemeye intikal etmesini istedi. Gazanfer amirimin emri olmadan veyahut Filinta Mustafa buraya gelmeden bu evden kimse dışarıya çıkamaz. Ya ne emri bekliyorsun? Bu adam davanın şahidi. Davada burada değil, mahkemede görülüyor. Bekleyeceğiz arkadaş. Mustafa amirimizin emri var diyorum. Niye laf dinlemiyorsun birader? Bak, bu adamın dinlenme zamanı geldi. Şahit şimdi mahkemeye gitmezse Filinta Mustafa davayı kaybedecek. Ne halin varsa gör. Bizden söylemesi. Filinta Mustafa'ya sen hesap verirsin artık. Dur. Mustafa amirim göndermiş zabitleri şahidi almaları için. Mustafa amirin size söylediği parolayı söyleyin. Şöyle sorayım şehzadem. Biraderiniz Şehzade Mehmet çocukken de böyle miydi? Öyleydi. Edepli, iyi ahlaklı, büyüklerine hürmet ederdi. İkimiz de öyleydik. Öyle terbiye gördük. Peki padişah efendimiz hakkındaki fikriyatı neydi? İkimiz de amca sultanımızı cennet mekan pederimizin yerine koyardık. Hürmette kusur etmezdik. Zat-ı şahaneleri de bize evlatları yerine koyardı. Bizi öyle severdi. Mehmet'i de beni de. İkimiz de aynı muhabbetle severdi. Halen de öyledir. Hala aynı muhabbetle size bağlı o zaman. Veyahut hanginize daha muhabbetle bağlıydı? (Gülüyor)
Hasılı kelam, amca sultanımız birimizi yek diğerinden farklı tutmaz, ikimiz de ayırt etmezdi. Birini diğerinden farklı tutmaz. Mehmet'i de, beni de. İkimiz de aynı muhabbetle severdi. Mustafa amirin size söylediği parolayı söyleyin. Dışarıda çatışma halen devam ediyor. Alın adamı, arka kapıdan çıkıyoruz. Koruyamadınız beni. Öldürecekler. Öldürecekler. Kurtarın beni ne olur. Amirim, parola neydi? Biz de bilmiyoruz. Parola mı? Ne parolası? Parola olmadığını bilmekti parola. Yanındayız. Çıkın. Efendiler, başarılı olabilmemiz için beraber hareket etmeliyiz ki... Efendi Cemil beni şaşırttı. Birinci operasyondaki başarısını ikinci operasyonda gösterememiş. Umalım ki başka bir planı olsun. Dedim size, yaşatmazlar beni. Tabibinin hayatını şehzadenin mahkumiyetiyle takas edelim. Burada kalın. Emredersiniz. Canlar attılar. Tabibinin hayatını Şehzade Mehmet'in mahkumiyetiyle takas edelim. Lakin biz bu suallerin dava ile ilgisini... Vekil efendi, şahit çağırır sual edersin, verdiği cevabı dinlemeye tenezzül etmezsin. Kadı efendi, mühim bir meseleyi... Bu dava mühim değil midir efendi? Kadı efendi,
Osmanlı'nın davası görülürken başka hiçbir dava bundan daha mühim değildir efendi. Anlat lan. Bildiğim o amirim. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Arkadan saldırdılar. Gözümü açtığımda Leyla Hanım yoktu. Ulan ben seni şimdi gözünü bir açacağım. Yıkıl. Ev ev. Sokak sokak. Dükkan dükkan. Her yeri arayacaksınız. Hemen karakoldan takviye isteyin. İstanbul'un altını üstüne getirin. Onları bulun. Duydunuz mu lan? Duyduk abi. Ulan duyduysanız neden bekliyorsunuz? Hadi! Halil! Hemen ertiniz amirim. Bütün İstanbul'un çıkışlarını tutun. Tamam mı? Bütün İstanbul'un çıkışlarını. Karadan, denizden, yerin altından, yerin üstünden her yeri tutun. İsyancılardan herhangi biri sizinle irtibata geçmedi yani şehzadem, öyle mi? Niye geçeceklermiş benimle irtibata? Mehmet'i tahta çıkarmak için benden müsaade mi isteyeceklerdi? Elbette istemeyeceklerdi. Siz ne vakit öğrendiniz bu teşebbüsü? Herkes ne vakit öğrendiyse ben de o vakit öğrendim. Neredeydiniz peki? Sarayda. Amca sultanımızın bu menfur teşebbüsten sağ salim kurtulması için dua ediyordum. Sağ ol. Efendi, zorla götürülen bir hanım gördün mü burada? Görmedim. Arabaya da bindirmiş olabilirler. Haklısın. Bir hanım kaçırıldı efendiler. Göreniniz, duyanınız var mıdır? Size söyledik efendiler. Vallahi görmedim. Hanım görmedim ağalar. Dükkanı yeni açtım. Bir hanımı kaçırdılar demin. Şu arka sokak. Gördün mü bir şey? Oraya İzzettin bakar. Bu sokak benim sokak. Nerede buluruz bu İzzettin'i? Hadi kazanayım bari. Hadi. Bitir şu işi. Cehennemde yan. Hayvan herif. Yedirdin kuzu kutları. Haram sıkkım olsun boğazından. Fıtık fıtık gelsin inşallah. Buraya durmuş. Senin itin aile. Sabaha kadar bilare döverim. Bekir abi. Herkes gülüyor. Sakin ol. Kumarda kaybeden aşta kazanırmış. Gece bütün paramı kaybediyorum. Yeter ki aşkta kazanayım be. Hadi ya. Bak. Bu hoşuma gitti. Bekra. Söyle Pala. Leyla yengeyi kaçırmışlar. Ne? Kaçırmışlar mı? Size çok mühim bir görev vereceğim. Bulmanız gereken çok mühim biri var. Filin tamirimin sevcisi Leyla yengeyi kaçırmışlar. Anladınız mı lan? Biraderiniz Şehzade Mehmet'ten
Padişah Efendimiz'i tenkit eden lafları işittiniz mi daha önce? Suali sorana cevap vereceksiniz. Yok, işitmedim. Yani bazı devlet meseleleri hususunda sohbet etmişliğimiz vardır. Mesela? Mesela Balkanlardaki isyan konusunda. Musul'daki neft yataklarının idaresi konusunda. Padişah Efendimiz'den ayrı mı düşünürdü bu konularda? Yekten ayrı düşünmezdi kuşkusuz. Lakin... Lakin? Lakin? Lakin... Musul'daki neft yataklarının idaresi konusunda... aşiretlere oranın idaresini verme konusuna karşı çıkardı. Ne derdi? Padişah olsam... Hazreti Ömer'in adaletiyle... halife olsam... Hazreti Ali'nin zülfikarıyla... ama her halükarda... Mührü Süleyman'ın mührüyle hepsinin kellesini alırdım derdi. Doğru mudur bunlar Mehmet Efendi? Doğrudur Kadı Efendi. Mühür sahibi olmak mı istersiniz? Amca sultanımız bizi bunun için yetiştirdi. Elbette hakkın emrettiği gün mühür sahibi olmak isteriz. Hak emri beklemeden teşebbüse kalkışmış olabilir misiniz? Bir sual daha sormak isterim Kadı Efendi. Buyurun. Boris Saharyas'ı tanıyor musunuz? İsmini duymuşluğumuz vardır. Kendisini şahsen tanımıyorsunuz yani. Öyle mi? Tanır mısınız, tanımaz mısınız? Ben kendisini şahsen tanımam. Başka sualim yoktur Kadı Efendi. Yemin vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok Bekriyam. Allah Kur'an Musab çarpsın. Bana bak lan topal seni. Burada senden habersiz kimseyi patlatamaz. Şimdi sana son kez soruyorum. Filin tamirimin sevcesi nerede? Bilmiyorum ağam. Lan! Bana bak lan topal. Kulağını
Dört ağaç. Tamam. Öldürecekler beni. Yaşatmayacaklar. Öldürecekler. Sakin ol biraz. Hiç kimse sana hiçbir şey yapamaz. Bu adamlara bak. Bak bu adamlara. Bu yiğitler senin için gözlerini kırpmadan ateşin altına atıldılar, gık demediler. Senin için canlarını vermeye hazır bu adamlar. Biz canımızı vermeden senin canını alamazlar. Şimdi Kadı Efendi'nin karşısına çıkacaksın. Ona her şeyi anlatacaksın. Bir bir. Eğer sözünden dönersen, senin için tehlikeye attım bu canımı, senin canını almak için kullanırım. Anladın mı? Aferin. Ne yaptın Ali? Şehrin bütün çıkışlarını tuttular paşam. Adamlar her yerde Leyla bacımı arıyor. Güzel. Ben de hastanelere, mekteplere, hanlara, hamamlara adam diktim. Ya tamam da paşam. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir hanım kaçırılmış gördünüz mü diye her yerde kör kör soruyoruz. Merak etme Ali. Onu da hallettim. Bak kızın resimlerini yaptırdım. Helal sana be paşam. Mustafa mahkemeden çıkana kadar bulacağız bacımı. İnşallah. Ali. Bak. Bu rahmetli Davut Paşa'nın beylik silahı. Duydum ki tüfekle iyi atış yapıyormuşsun. Al. Bu sana yakışır. Paşam. Ali, merak etme. Bıçakların sana küsmez. Hadi al. Allah'ım sen utandırma ya Rabbi. Ben de geleceğim. Nereye? Eğer bizimkiler kaçırdıysa. Sizinkiler değil mi? He? Sizinkiler. Eğer kardeşler teşkilatı kaçırdıysa, onları en iyi ben tanırım biliyorsun ki. Vekil efendi, var mıdır başka şahidiniz? Vardır Kadı efendi. Efendi Cemil'in başarısızlığı için ne desek nafile. Başarısızlık
hayatın bir parçasıdır. Yeter ki bundan ders çıkaralım. Kötü olan bu başarısızlığın başka başarısızlıklara yol açması. Efendi Cemil'in bu başarısızlığı herkesin kulaklarının dikilmesine sebep oldu. Asıl üzücü olan bu. Fuat, girdiğiniz girmediğiniz, baktığınız bakmadığınız her yere bir daha, bir daha, bir daha bakacaksınız. Yer yarılıp içine de girseler, bulup çıkaracaksınız. Duydunuz mu beni? Evet, evet abi. Hadi, dağılın. Ali abi, Leyla ablayı kaçırmışlar. Senin ne işin var oğlum burada? Lazım olurum diye geldim. Madem lazım olacaksınız al, çeteyi topla. Farenin bile girdiği her yere bak, tamam mı aslanım? Tamam. Hadi. Farah! Nereye? Kardeşim, Leyla yenge. Bilmiyorum ağam. Hadi lan yürüyün. Sen de etrafı kolaçan et. Hadi. Sekiz senedir arabacısı sensin yani şehzadenin, öyle mi? Öyle. Her yere sen mi götürüyorsun onu? Ben götürürüm. Çalışmadığın günler? Çalışmadığım gün yoktur. Evine gittiğinde? Sarayın müştemilatında kalırım. Diğer arabacılarla beraber. Başka evim yok İstanbul'da. Boris Sarias'ın adını duydun mu hiç? Duydum. Gördün mü kendisini? Gördüm. Boris Sarias Osmanlı Bankası'nın başındaki şahıstı. Ve beynelmilel bir tüccardı. Nereden görmüş olabilirsin ki kendisini? Şehzade Efendi ile görüştüklerinde. Şehzade Mehmet'le mi? Yok. Şehzade Murat'la. Şehzade Murat'la. Sükunet, sükunet! Thank you.
İyice baktınız mı? Baktık. Zabitlerden önce bulana helalinden bir çift papuç. Dağılın şimdi. Bu hanımı arıyoruz. Gören, duyan var mı? Yanında var ya, yetmiyor mu? Bu hanımı arıyoruz. Görüp duyan var mı? Var mı? Görmedik. Duymadık. Görmedik. Yok abi. Yok abi. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Her yer asker kaynıyor. Bekleyeceğiz. Bakışını sen. Çok mu koklattınız lan buna? Yok. Senin dediğin kadar döktük. Kaç kere görüştüler? Tam hatırlamıyorum ama 5 kere falan görüştüler. Nerede? Hep başka başka yerlerde. Mesela? Bir defasında Belgrad Ormanı'nda. İki defa Mecidiyeköy Dutluk yerinde. İki defa da Arnavutköy'ün sırtlarında. Hepsi de kuş uçmaz, kervan geçmez yerler. Öyle. Gene de fısır konuşurlardı hep. Allah Allah. Bir insan dağ başında neden öyle konuşsun ki? Öyle değil mi? Peki... Şehzade Murat ve Boris Saryas dışında kimse var mıydı o görüşmede? Beni çok şaşırtıyorsunuz efendi Cemil. Parlak zekanıza hayran iken şimdi bulunduğunuz yere layık mısınız diye şüphe eder hale geldim. Saatlerde bulunan her çark çok önemlidir efendi Cemil. Her çark diğer bir çarkın görev yapmasını sağlar. Eğer bir çark görevini yerine getirmezse tüm saatin bozulmasına yol açar. O zaman o çarkın değiştirilmesi gerekir. Benim görevim saatin kusursuz çalışmasını sağlamaktır efendi Cemil. Siz tüm bunları gayet iyi bilirsiniz. O bozulan çarkı beraber değiştirmiştik. Mahkemede Şehzade ile Boris Saryas'ın yaptığı görüşmeler sorgulanacaktır şüphesiz. Flint'e Mustafa o ipin ucunu bırakmayacak kadar tecrübeli. Burada mühim olan o ipin öteki ucunun nerede olacağı. Efendi Cemil. Kabristan'da Yüce Efendi.
Bildiğim kadarıyla Boris Saharyas'ın bir mezarı yok Efendi Cemil. Boris Saharyas'ın külleri de yok zaten Yüce Efendi. Ve cennetin kapıları ona ebediyete kadar kapalı. O halde? O halde. İpin uzandığı mezar, Yüce Meclisimizin 7 kilitli sandığında saklı tuttuğumuz sükunetimizin ebedi muhafızıdır. Merak buyurmayın. Boris Saharyas ta oralara tek başına mı gitmiş? Arabacısı, adamı Cemil, muhafızı Garbiz, bunlar yok muydu yanında? Vardır belki. Ben kendisinden başka kimseyi görmedim. Ne oluyor? Her yer asker zabit kaynıyor. Buraya doğru geliyorlar. Çabuk çıkıyoruz. Sultan Çeşmesi'nin arkasındaki eve getirin. Orada beni bekleyin. Tamam. Şşş. Kendine gel. Kalk. Hazırlan. Üstümde bomba var. Sesini çıkartma. Çıkıyoruz. Giyin şunları çabuk. Buradan olmaz. Zabitler var. Ne konuştuklarını işitmedin yani. Herhangi bir kelam. Kulağına çalınan bir şey. Sana bir sual soruldu efendi. Arada... Evet. Bir şeyler çalınırdı kulağıma. Nedir onlar? Yalan! Yalan konuşuyorlar. Daha adam bir kelam dahi etmedi. Kışkırtmışlar. Aleyhime kışkırtmışlar bu melun herifi. Hangi hususta? Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şeye karışmadım. Ne isyan ne başka bir şey. Hiçbir şeye karışmadım ben. Arabacı, kulağına ne çalındıysa anlat. Bölük pörçük laflar. De, biz de duyalım. İsyan.
Ordu. Şehzade Mehmet. Şehzade Mehmet'i çıkartacaktık tahttan. Sadrazamlık. Sadaret. Böyle şeyler. Mehmet. Benim bilgim yok Mehmet.